Bu tabloyu yanımıza almamızın sebebi dövizde çok dikkat çekici bir dalgalanma. Dolara baktığımızda bir ara orada aşağı yönlü hareket %5'e yaklaşmıştı. Şimdi %3,6'ya indi. Euro da keskin şekilde aşağıya doğru yönlendi. Bu durumun sebebini merak ediyoruz. Ekonomi müdürümüz Murat Üzel'le birlikteyiz. Çözebildik mi bu dalgalanmanın sebebini? Evet, burada bankacılık düzenleme denetleme kurumunun aldığı bir karar biraz daha piyasada etkili oldu. O karar da şu: ticari krediler tarafında yeni bir koşul getirildi. Bir şirkete, örneğin bir şirketsiniz, bir kredi almak istiyorsunuz TL cinsinden. Artık kredi alırken sizin elinizde ne kadar döviz var, belli bir miktar 15 milyon lirayı aşan bir döviz var mı elinizde, yok mu, bu önce kontrol edilecek. Eğer 15 milyon lirayı aşan bir döviz yoksa elinizde, siz kredi alabileceksiniz şirket olarak. Ama 15 milyon liranın üzerine denk gelen bir döviz varlığınız varsa size şu denecek: şu anda kredi alamazsın. O yüzden burada iki tane unsur var kuru düşüren. Bir tanesi, eğer 15 milyon lira üzeri bir döviz varlığınız varsa ve TL kredi alacaksınız, elinizdeki dövizin bir miktarını satmanız gerekecek. İkinci konuda dediğimiz gibi, bu eşiğin altındaysanız ve kredi alabiliyorsanız şu sözü vermek zorundasınız: ben 15 milyon liranın üzerine geçmeyeceğim döviz birikimde, diyerek yeni bir aslında döviz talebi de yaratmamış olacaksınız. Her iki açıdan baktığımızda biraz daha önümüzdeki günlerde işte şirketleri biraz döviz satabilme ihtimali burada masada, TL kredi bulabilmek için. Bunun dışında şirketlerin ihtiyacı olanları veya döviz alma istekleri varsa, bu istekleri biraz daha belki ertelemek zorunda kalacaklar ve başka yollar bakacaklar. Sonuçta içeride döviz talebini etkileyecek türden bir ticari kredi koşulu geldi BDDK tarafından. Murat, teşekkür ederiz. Son kez bakalım dolara örneğin. 3,56 şu anda aşağı yönlü hareket. 5'e yaklaşmıştı. 5'ten 3,6 oralarda şimdi dalgalanmaya devam ediyor. Ana haber...